Sayın hocalarım, değerli öğrencilerimiz, üniversitemize ve fakültemize hoş geldiniz. Bugün ilk olarak Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Başak Baysal hocamızı konuşmaları için söz verip onun sonrasında da Profesör Doktor Hasan Erman hocam ve Profesör Doktor Işıl Karakaş hocamıza sözü vereceğiz. Bizlerle birlikte oldukları için çok çok teşekkür ederim. Sayın Dekanımız Başak hocamızı sözü veriyorum. Merhaba hocam. Merhaba Binaz Hanım. Çok teşekkürler her şeyden önce. Bu sene fakülteyle tanışacak olan öğrencilerimizle buluştuk. Dolayısıyla öncelikle hoş geldiniz Hukuk Fakültesi'ne. Kiminiz belki hazırlıktan sonra birinci sınıfta buluşacağız, kiminiz de doğrudan buluşacağız. Ama uzun yıllarca beraberce derslerde, ders dışı aktivitelerde birlikte çalışma fırsatı bulacağız. Şimdi ben çok kısa bir giriş yapacağım. Burada çok değerli hocalarım benimle beraber. Özel Hukuk Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Hasan Erman hocamız bizimle. Kamu Hukuku Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Işıl Karakaş Ergüvenç hocamız bizimle beraber. Dolayısıyla Hukuk Fakültesi'nin yapısından özel hukuk ve kamu hukuku belki şu anda birçoğunuza çok az şey ifade ediyor. Onunla ilgili çok kısa bir giriş yaptıktan sonra bölüm başkanlarımızla da kendi bölümlerine ait derslerden belki biraz bahsetmeleri, bir parça fakülte yaşamından bahsetmeleri için rica edeceğim onların da söz almasını. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanıyım. Profesör Doktor Başak Baysal benim ismim. Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesör Doktor Hasan Erman hocamızın da mensubu bulunduğu ve özel hukuk bölümüne bağlı bir anabilim dalı ve 4 sene boyunca da derslerimizin yani her sene farklılaşacak şekilde göreceğiniz Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun esasen anlatıldığı bir anabilim dalı. Bunun araştırıldığı, çalışıldığı bir anabilim dalı. Bilimsel faaliyetlerimi bu anabilim dalında sürdürmekte olduğum için sizlerle ben şahsen ikinci sınıfta borçlar hukuku genel hükümler dersinde beraber olacağım. Ama fakültedeki idari görevimiz nedeniyle çoğunuzla zaten yakın şekilde çalışacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz zaman zaman. Bu arada fakülte dekan yardımcımız, doktor öğretim üyesi Ertan Yardım hocamız da bizimle beraber. Sorularınız olursa fakülte ile ilgili cevaplayabilmek için hep beraber sonunda da bir soru cevap bölümü yapacağımızı düşünüyorum. Doğru değil mi Binnaz Hanım? Arkadaşlarımızın soru cevap da olabilir çünkü. Hukuk fakültesini tercih ettiğiniz için bu fakültenin, yani bu mesleği istediğinizi varsayıyorum. Aranızda tabii biraz hayatın tesadüfi eseri bizimle bulunanlar varsa onlarla da hani elbette soruları varsa konuşuruz, paylaşırız. Ama benim tanıtım günlerinde en azından şahit olduğum ve beni çok mutlu eden bir gelişme hep bilinçli bir tercih olduğu yönündeydi. O yüzden hani hukuk eğitimine ilişkin bir bilginiz olduğunu varsayarak konuşmama başlayacağım. Şimdi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra neler yapılabilir sorusu en temel soru. Hani bu mesleğin seçiminde o kadar geniş bir alanımız var ki arkadaşlar. Gerçekten altın anahtar deriz biz meslek seçiminde. Ha, akla ilk gelen avukat, hakim, savcı, noter, öğretim üyesi gibi hani çok klasik hukuk meslekleri dışında da biraz şöyle bir araştırsanız hukuk fakültesi mezunu olup edebiyatta, sinemada veya başka alanlarda da çalışan birçok kişiye rastlarsınız. Şimdi bu bir tesadüf değildir. Çünkü hukuk gerçekten yaşamın tam içinde bir alan. Kişinin mesela medeni hukuktan, medeni kanundan örnek vereyim. Doğumdan başlayarak hatta teknik konulara girmek istemiyorum ama ne diyeceğim mi medeni hukuk derslerinde Hasan Hoca'yla daha birinci sınıfta hemen anlayacaksınız. Hatta doğum öncesinden başlar hukuk kişiyle ilgilenmeye, ölümden ölüme kadar, hatta ölümden sonra miras hukuku, bu da yine medeni. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu açtığınız zaman nasıl bir alanı kapsadığını, nasıl bir hayatın her anını kapsadığını sadece medeni kanuna bakarak bile anlarsınız ama bu medeni hukuka has bir şey değil. Gerçekten Işıl Hocam da kendi alanında vurgu yapacaktı. Sadece kişiler arası ilişkiler mi? Özel hukuk bağlamında biraz konuştum az önce. Hayır, devletler arası ilişkiler var. Mutlaka biliyorsunuz, hani biraz güncel yaşamı takip ediyorsanız edin. Devletler arası ilişkiler de belirli bir hukukta gitmek zorunda değil mi? Dolayısıyla yaşamın her alanını
belki sizin yaşamınızın hani kapsamadığı bir alan yok. Hukukun ilgilenmediği bir nokta yoktur arkadaşlar. Gerçekten her yerde. Şimdi böyle olduğu için de bu formasyonu alan kişiler hayatın her alanında aslında çalışabilme yeteneğine ve formasyonuna da sahip olabiliyordur. O yüzden 4 sene boyunca beraberce çalışacağımız, konuşacağımız konular sadece mesleğe hazırlamayacak sizi, yaşama ilişkinde çok büyük bir hazırlık getirecek. Bu konuda avantajlı bir fakültedesiniz. Bunu hemen belirterek sözlerime başlamak istedim. Şimdi burada o kadar uzun zamanınız olmayabilir ama hani kısa bir vakitte beraberiz. Hocalarımın zamanından da çalmak istemiyorum ama öğrencilerle benim kendi adıma en sevdiğim konuşmalardan biri gerçekten ne bekledikleridir. Hani yaşamdan, bu meslekten, fakülteden. Bununla ilgili eminim hepinizin yani geleceğe ilişkin hayalleri, düşünceleri, gerçekleştirmek istediği bir sürü projesi vardır. Hiç merak etmeyin, bu bir saatlik bir oturum. Fakültenizde sadece bir tanışma, kendimizi biraz tanıtma, nasıl bir yere geldiniz onu biraz hissettirme. Ama biz 4 sene boyunca sizinle bu konuları çok detaylı konuşacağız. Çok önemli bir özelliği bu fakültenin, öğrencilerle ilişkisi çok kuvvetli bir fakültedir. Her bir hocanın kapısı öğrencilere açıktır. Pandemi döneminde dahil daha büyük sınıftan arkadaşlarınızla tanışacaksınız. İletişimi gerçekten çok kuvvetli olmuştur. Yüz yüze eğitime şimdi başlıyoruz ama bizi geçen sene yüz yüze olmamamız engellemedi. Öğrencilerimizle kopmadık. Ben gerçekten çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Kimsenin alışkın olduğu bir dönem, öyle beklediği bir dönem değildi. Ama fakültedeki iletişim hem hocalar arası dostluk ve iletişim çok kuvvetli olduğu için hem de öğrencilerle ilişkimiz öteden beri çok kuvvetli olduğu için bizim açımızdan bir sorun olmadı. Şimdi çok seviniyoruz ki yüz yüze eğitime de başlıyoruz. Dolayısıyla sizlerle bir arada olmak, tabii pandemi önlemleri, bir takım o konuda ilkeler, kararlar alınmak zorunda hala çünkü biliyorsunuz içindeyiz. Ama asla, yani o konuda hiç şüphe duymayın, asla sizi böyle yalnız bırakacak, hiç ulaşılmaz, işte probleminizle baş başa bırakacak bir fakülte değil, bir üniversite değil. Bunun rahatlığını size şimdiden vereyim. Bunun dışında ama tabii şunu da belirteyim. Bu iletişimdeki bu rahatlık ve hocalara kolay ulaşılabilir olma avantajı şu demek değil. Hocalar şuna çok dikkat eder. Hukukta özellikle üslup çok önemlidir arkadaşlar. Akademik nezaket çok önemlidir. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece göreceksiniz ki kapılar size hep açılır. O yüzden bizlerle olan iletişiminizde de nezaketinizi ve üslubunuzu, bir hukukçu üslubunu koruduğunuz sürece göreceksiniz ki burada Hande Hanım'da, Sevsef Hanım'da, bizimle fakültede çözemeyeceğiniz hiçbir sorun olmayacak. O yüzden karşılıklı bugün itibariyle güzel bir ilişkinin başlangıcı olarak kabul ediyorum. Ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve ilk olarak sözü özel hukuk bölüm başkanımız, benim de çok kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Erman'a vermek istiyorum. Özel hukuk bölümünden, derslerden biraz hocam bahseder misiniz? Öğrencilerimizde ne gibi zorluklar bekliyor? Çok korkutmadan tabii, hukuk fakültesi zor bir fakülte. Hani kolay olması iyi şart değildir arkadaşlar. Sakın onu yani kendinize böyle neden bu fakülte bu kadar zor? Yani hukuk fakültesi dünyanın herhangi bir yerinde kolaysa, yani tıp fakültesi gibi düşünün, bu çok kötü işarettir. O yüzden ama bu zorluk sizi korkutmak için değil, mesleği iyi hazırlamak için, hocalarınıza bu konuda güvenin. Ama daha ilk buluşmada da sizi böyle bir hani müthiş bir tedirginlikle baş başa bırakmak da değil amacımız. Biz beraberce çalışırız, öğrencilerle yakın çalışırız. O yüzden size zor alan bir fakülte göreceksiniz ki o bizim çizdiğimiz yol, çalışma haritası, bunlara uyarsanız diyeceksiniz ki mezun olduğunuzda, yani ilk başlangıçta fakülteyle tanış oturumunda Başak Hoca zor bir fakülte demişti. Hiç de öyle olmadı diyeceksiniz ama yeter ki o çalışma disiplinine kendinizi uydurun diyerek sözü Hasan Hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Tık Hanım. Evet, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Başak Hocamızın da açıkladığı gibi hukuk fakültesi gerçekten zor gibi görünmesine rağmen aslında insanın severek devam ettiği ve esasını benimsedikten sonra çok daha güzel bir şekilde mesleki hayatına da yansıyan bir fakültedir. Bakın, gerçekten
Şimdi özel hukuk dendiği zaman ben özel hukuk bölüm başkanı olduğum için medeni hukuk var. Bir ana bilim dalı olarak daha birinci sınıftan başlıyor, son sınıfa kadar devam eden çeşitli aşamalarını, yani insanın her türlü ilişkilerinde karşılaşacağı hukuki sorunlar, insan farkında olmaksızın hukukun içine girer. Siz mesela bir otobüse binersiniz, otobüse bindiğiniz anda işte biletinizi atmakla veya işte akbilinizi göstermekle bir hukuki ilişki içine girersiniz. Bir taşıma sözleşmesi yapılmış olur sizinle otobüs işletmesi arasında. Yani bunun farkına varmaksızın yapın. Ve hukuk her zaman insanın her aşamasında karşılaştığı çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi Başak Hoca'nın da söylediği gibi özel hukukta medeni hukuk 4 sene okudum. Ki birinci sınıfta sizinle ben beraber olacağım. İlk yarı yıl devam eden bir sürede. Orada daha insanın doğumundan ölümüne kadar, hatta insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren başlamak üzere ölümünden sonrası içinde devam eden bir insanın hukukla olan ilişkisi vardır. Bunun dışında işte ticaret hukuku vardır. Yani kişiler hukuku, boşanma, aile, borçlar hukuku, eşya hukuku, yani insanın mallarla olan ilişkisi, kişilerin yapmış oldukları sözleşmelerle olan karşılıklı sorumlulukları. Bunlar hepsi ayrı ayrı insanın karşılaştığı hukuki sorunlar. Bir de tabii ticaret hayatı vardır. Ticaret hayatında insanın bir tüccar olması sebebiyle meydana gelen bir takım ilişkiler var. Şirketler var. Şirketler de ticari bir takım sonuçlar doğurur. Bunlar ticaret hukukunun kapsamına girer. Ticaret hukuku bölümünde bunları ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ayrıca insanların çeşitli vatandaşlıklar nedeniyle ayrı ayrı vatandaşlıklara sahip olması sebebiyle birlikte karşılıklı olarak yapmış oldukları işlemlerde devletler özel hukuk denilen, yani ayrı vatandaşlıklara sahip olan yabancı kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde düzenleme yapan devletler özel hukuk bölümünde özel hukuk ilişkisine girer. Tabii devletlerin devletlerle olan ilişkileri kamu hukukunu ilgilendiren bir şey. Yani kamu hukukunla özel hukuk arasındaki en önemli ayrım özel hukuk, kişilerin kişilerle olan ilişkilerinde ve kişilerin devletle olan ilişkilerinde söz konusu olan bir ayrımdır. Ama kişiler hukuk, kişilerin kişilerle olan ilişkilerinde bir eşitlik vardır. Yani hukuki eşit, yani taraflar eşittir. Oysa kamu hukukunda bir alt üst ilişkisi vardır. Yani devlet ve kamu kuruluşları, kamu kuruluşlarla ile bireyler arasındaki ilişkilerde eğer kamu hizmetinden kaynaklanan bir işlem yapılıyorsa o zaman bir alt üst ilişkisi vardır. Kamu gücünün üstünlüğü söz konusudur. Bir eşitlikten söz edilmesi söz konusu kural olarak olmaz. Dolayısıyla özel hukukta ise karşılıklı eşitlik prensibi, hukuki eşitlik. Tabii burada herkesin birbirinden farklı bir takım özellikleri vardır. Ama hukuk önünde eşitlik demek ayrı bir şeydir. Bu çok önemli bir prensiptir. Bakın Montesquieu, Lettre Persane, yani İran Mektupları adlı eserinde şöyle diyor. Her ülkede iyi veya kötü kanunlar vardır. Ben gittiğim ülkelerde kanunların iyi mi kötü mü olduklarına pek önem vermem. Önemli bir şeydir ama ben bunu esas almam. Benim için önemli olan o kanunların herkese eşit olarak uygulanıp uygulanmak. İşte hukuki eşitlik prensibinin bu kadar önemli olduğunu ta o zamanlardan beri Montesquieu dile getirmiş. Gerçekten bunun dışında mesela biz bu özel hukukun bir takım prensipleri var. O prensipler ta eski çağlardan geliyor. Roma hukukundan geliyor. Dolayısıyla Roma hukuku da bizim özel hukukun bölümünün içindedir. Roma hukuku prensipleri daha o zamanlardan beri getirilen o önemli prensipler bütün kıta Avrupa'sını etkilemiştir. Ve
bütün kıta Avrupası ülkelerinde bu prensiplere dayanılarak geliştirilerek tabii ki sonuçlara varılmaktadır. Ama o prensipler çok önemlidir. Dolayısıyla Roma hukukunda göreceksiniz. O da sizi zaman içinde ne kadar önemli olduğunu da anlayacaksınız. Bunun dışında tabii ki usul hukuku var. Medeni usul hukuku. Bu iş hukuku var. Yani bireylerin işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik prensipleri. Bunlar bakın iş hukukunun yani özel hukuka mı girer, kamu hukukuna mı girer tartışması eskiden beri ileri sürülür. Ama iş hukuku eskiden ticaret hukukunun içinde veya borçlar hukukunun içinde yer alırken zamanla ayrı bir statü kazanmıştır. Ve yine özel hukukun içindedir ama sosyal yönü de vardır. Sosyal güvenlik kurumları vardır. Onlar da tabii ki daha çok kamu hukukuna yönelik kısmıdır. Dolayısıyla bunları göreceğiz. Ben sizinle birinci sınıfta beraber başlayacağım. Hukukun en önemli prensiplerini göreceğiz. Ondan sonra kişiler hukukunu göreceğiz birinci sınıfta. Kişiler hukuku yani işte kişilik nasıl kazanılır gibi sonuçları vardır. Bunları göreceğiz. Ondan sonra işte ikinci sınıfta başak hoca size borçları anlatacak. Üçüncü sınıfta eşya hukuku anlatacak. Son sınıfta gene sizinle beraber olacağız. Ben size miras hukuku. Yani sizi girerken de hoş geldiniz diyeceğim. Ve mezun olurken de size hayırlı mesleklerde meslektaş olarak bir arada olma dileğiyle sizleri yeni hayatınıza uğurlamayı hedefliyoruz. Bu inşallah tabii Allah izin verirse bu şekilde bir görüntümüz, bir yolumuz olacak. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten hukuk insanın görüş alanını çok genişleten bir hukuk. Yani bilim dalı. Şöyle ki yani tek taraflı bakmayı engeller. Yani çeşit görüşler bir araya gelir. Hatta derler ki bir toplumda ya da bir toplulukta, bir konuşmada herhangi bir yerde İki veya üç avukat varsa mutlaka üç ayrı görüş. Hatta hiçbirinin de benimsemediği başka bir görüş de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla görüş açısı ne kadar genişliyorsa buna imkan verir. Sosyal yönünüz de bu bakımdan önemli bir şekilde artacağını düşünüyorum. Tek taraflı düşünmemeyi, at gözlüğüyle bakmamayı sağlar. Eşit görüşleri hepsini bir araya getirmeyi sağlar. Bir dava aldığınız zaman ileride, avukat olduğunuz zaman siz vekilinizin yani savunduğunuz, vekili olduğunuz kişinin haklarını savunurken karşı tarafın buna ne gibi cevaplar vereceğini önceden düşünmeniz lazım. Ve o cevaplara karşı ne tür cevaplar vereceğinizi de önceden hazırlamanız lazım ki bir davayı doğru dürüst yürütebilirsiniz. İşte bunların da temel prensiplerini göreceksiniz. Hepsini burada bir arada inşallah beraber 4 yıl boyunca fire vermeden başlayıp sonuna kadar mezun olana kadar fire vermeden gelmeniz dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar kucaklıyorum. Evet Başak Hocam ben de böyle bir giriş yapayım dedim. Çok teşekkürler Hasan Hocam bu güzel giriş ve öğrencilerimize hoş geldiniz mesajınız için. Hiç vakit kaybetmeden Kamu Hukuku Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Işıl Karakaş Ergüvenç Hocamıza da hem kendi bölümüyle ilgili hem de genel hukuk fakültesi öğrencilik yaşamıyla ilgili belki söylemek istedikleri bir şeyler olur. Neler bekliyor öğrencilerimizi? Söylemek istediğiniz sözler varsa Işıl Hocam size devredeyim ben sözü, kürsüyü, sanal kürsüyü. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Başak Hocam. Öncelikle ben de tabii ki öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Umarım 4 yıl boyunca burada hayatınızın en güzel günlerini geçirirsiniz. Dediği gibi Başak Hocamızın da sevgili dekanımızın artık pandemi ortamından yavaş yavaş sıyrılıp yavaş yavaş yüz yüze eğitime
geçtiğimiz bugünlerde. Güzel kampüsümüzün de birazcık tabii ki tadını çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Kadir Has Üniversitesi bir şehir üniversitesi. Şehrin tam göbeğinde, merkezinde yer alan bir üniversite. Hayatın içinde. Bunun da işte mümkün olduğu kadar tabii ki bugünkü koşullar çerçevesinde faydalanmanızı inşallah ümit ediyorum. Hepimiz için tabii bu söylediklerim. Şimdi hukuk mesleği Başak Hocam da Hasan Hocam da değindi gerçekten hayatın her alanında. Onun için tabii ki ben önce kendimden örnek vereyim. Ben önce siyasal bilgiler okudum. 4 yıl. Sonra 4 yıl hukuk fakültesi okudum. Ve hukuk fakültesinin bana katmış olduğu hayata bakış, perspektif ve bütün bu olayları değerlendirme yeteneği karşısında gerçekten de hukuk fakültesini ikinci defa olarak bitirdiğime ve bu eğitimi aldığıma çok memnun oldum. Kariyerimde de elbette çok büyük etkisi oldu. Öğretim üyeliği kariyerimde olsun, yargıçlık kariyerimde olsun. Şimdi tabii dün aslında açılış dersimiz vardı. Umarım sizin de katılma imkanınız olmuştur. Ali hocamız çok güzel noktalara değindi. Yani beni direkt ilgilendiren mesela benim çalışma alanlarımı ilgilendiren konulara değindi. Yani 21. yüzyılda artık hukukun nasıl olduğu doğrultusunda çok önemli değerlendirmelerde bulundu ve gerçekten de çok öğretici, sizin için de zannedersem çok ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Kendisine buradan saygı ve selamlarımı da iletmek isterim. Böyle güzel bir ders yaptığı için siz hem bizim için hem sizin için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan nokta, evet ben kamu hukuku, Hasan Hoca demin söyledi ki hukuk aslında özel hukuk, kişiler arası ilişkiler. Kamu hukuku ise devletler arası dedi. Ama artık sadece devletler değil, işte kişi de bu kamu hukukunda özel hukukun gibi çok önemli bir parçası, süjesi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla artık bu devlet ve kişi arasındaki ya da devlet ve vatandaş ya da insan diyelim arasındaki bu ilişki artık sadece bir alt üst ilişkisi değil. O da aynı şekilde eşitliğe doğru giden bir ilişki. Çünkü uluslararası hukukta devleti dava edebiliyorsunuz. Devlete karşı başvuruda bulunabiliyorsunuz. İnsan hakları konularında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun en güzel örneği. Burada devletinize karşı bir dava açıyorsunuz veya başka bir devlete karşı. Kendi devletiniz veya başka bir devlet fark etmez. Vatandaş olmanız da gerekmiyor. Böyle bir yol artık uluslararası hukukta mümkün. Dolayısıyla uluslararası hukuktaki gelişmeler iç hukuku da yani ülkenin hukukunu da etkiliyor. Ve dün hocamızın da anlattığı gibi artık iç hukuklar, ulusal hukuklar da uluslararası unsurlarla bezeniyor ve bu uluslararası unsurlar çerçevesinde şekilleniyor. Yani bugün içeride ulusal hukuk düzeninizde uluslararası hukuka aykırı bir düzenleme yapamazsınız. Bu uluslararası hukuk tarafından engellenir veya hukuka aykırı düzenlemeler olabilir. Bunları yargı önünde mahkemelerde artık anayasa mahkemeleri var. Anayasa mahkemelerinde bireysel başvuru yolları var. Yani hukukta hak arama yolları o kadar çeşitlendi ki artık hukuku ben bir hak ve özgürlük arama mücadelesi, bir hak arama mücadelesi ve bunun karşılığında da elde ettiğiniz artı uluslararası yollar nedeniyle böyle şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi kamu hukuku evet dediğim gibi hocamızın da dediği gibi devleti içeriyor. Yani kamu hukuku dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen kelime devlet. Dolayısıyla siz aslında hemen zannedersen birinci sınıfta kamu hukukunun esaslarıyla başlıyorsunuz. Yani devlet teorileri, devlet nasıl ortaya çıkmış değil mi? Toplumsal sözleşme teorileri Jean-Jacques Rousseau'dan başlayaraktan Locke. İşte bunların hepsini göreceksiniz ve bu işin nasıl oluştuğunu, nasıl hukuk düzenine doğru geliştiğini ve hukuk kurallarının nasıl ortaya çıktığına dair teorileri hukuk fakültesinde daha birinci sınıfta hemen esaslarıyla öğrenmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda en önemli bizim kamu hukukunun bölümünün derslerinden bir tanesi anayasa hukuku. Anayasa hukuku da kolay bir ders değil. Kolay bir ders değil ama hemen o da birinci sınıfta başlıyor. Ve çünkü size aslında bu işin esas eskiden bunun adı esas teşkilat hukuku imiş. Yani bizim zamanımızda da değildi. Daha eski zamanlarda devletin ne şekilde yapılandığını ve sadece öğreten bir dal iken bugün artık hak ve özgürlükler hukukunu, temel hak ve özgürlükler konularını da içeren çok geniş kapsamlı ve sizde hayatınızda en önemli yardımcı olacak konulardan bir tanesi olan anayasa hukuku dersiyle de birinci sınıfta tanışacaksınız.
Dolayısıyla bu temel nosyonlarımızı edindikten sonra birinci dönemde anayasa hukuku, ikinci dönemde Türk anayasa hukuku olarak, Türkiye'nin tabii ki anayasa hukuku, çok da çeşitlilik var bu konuda, malzememiz bol, onları öğreneceksiniz. İkinci sınıfta ise benim başkan olduğum ana bilim dalında devletler hukuku, yani uluslararası hukuk konusunda sizlerle beraber olacağız. İşte burada da özellikle bu yeni modern 21. yüzyıl hukuk anlayışını daha yakından göreceksiniz. Üstelik de bu evet önce genel teori, sonra bütün bu uluslararası sorunlarla ilgili olarak da Türkiye'nin de içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çok çok yakından ilgilendiği ve uyması gereken bir hukuk olarak uluslararası hukuk karşımıza çıkıyor. Hepimizin de takip ettiği gibi işte sınır aşan müdahaleler var, savaşlar var, efendime söyleyeyim çeşitli faaliyetler var, denizlerle ilgili sorunlar var, kaynakların paylaşımı meselesi var, bütün iklim meseleleri var. Bütün bunlar uluslararası hukukun konusu ve çok boyutlu bir konu. Elbette ki insan hakları da gene uluslararası hukukun önemli konularından bir tanesini oluşturuyor. Ama biz bunu modern bir hukuk fakültesi olarak ayrı bir ders olarak düzenledik. Ve sizlerle beraber 3. sınıfta insan hakları dersi yapacağız umarım. Ve bu derste de işte esas olarak artık insan hakları ulusal bir konu değil. Tamamen uluslararası bir konu olduğu için de bizim de içinde bulunduğumuz bir sistem olduğu için Avrupa sistemi çerçevesinde özellikle inceliyoruz. Tabii ki evrensel ölçekte Birleşmiş Milletler çerçevesinde de bu konu önemli ama birebir bugün hayatımızın bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından çok daha yakından burada tanışacaksınız ve göreceksiniz ki ne kadar hepimiz için önemli bu kararlar. Çünkü bizim bütün hak ve özgürlük sistemimizin de bunun bir parçası olduğunu unutmadan bu çerçevede yol almak gerekiyor. Bir de şeye değinmek isterim. Tabii idare hukuku var gene bizde, saymadan etmeyeyim. Ceza hukuku da Türkiye'de kamu hukuku bölümü içinde yer alan bir konu. Dolayısıyla çok gerçekten avukatlık mesleğinde olsun, hakimlik seçerseniz orada veya başka alanlarda da hepinizin gerçekten bilmesi gereken ve önemli olarak özümsemesi gereken konular olarak düşünüyorum doğrusu. Söylemek istediğim bir şey daha var. Tabii ki bu Başak Hocam da ilk başta bunu belirtti. Yani perspektif olarak hukuk fakültesi mezunu kişilerin yapabileceği işler, gerçekten bugün bir hukuk fakültesi mezunu yapamayacağı hiçbir iş yok. Hiçbir iş yok ve herkesten de, her disiplinden mezun öğrencilerden, kişilerden çok daha iyi yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü donanımları çok daha iyi oluyor. Mesela buna örnek olarak hani avukatlık, adalet mekanizması içinde yer almak, hakimlik, savcılık gibi işler dışında da ya da noterlik gibi işler dışında da uluslararası örgütler önümüze açılıyor. Uluslararası örgütlerde çeşitli yerlerde mümkün olabilir çalışmak. Ayrıca da benim çok önemsediğim bir şey, bugün diplomasi alanında, yani uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin hukukçulara çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani Türk diplomasisinde hukuk fakültesi mezunları daha çok yer alırsa bizim sorunlarımızla baş etme açısından, Türkiye'nin sorunları açısından çok daha başarılı sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin bu perspektifi de göz önüne alarak da Türkiye'nin diplomasisi içinde yer alabilmek için de çalışmalarını bu yönde biraz daha sürdürmelerini tavsiye ederim. Tabii bunun için iyi bir yabancı dil bilgisi de gerekir. Fakültemizde onu da söyleyeyim, birçok dersler İngilizce olarak veriliyor. Başka hukuk fakültelerinde pek öyle olmuyor çünkü. Ama burada biz bu kurala özellikle uluslararası unsuru içeren dersler açısından, en azından benim kendi derslerim açısından bunu titizlikle uygulamaya çalışıyoruz. Ve bu dersleri İngilizce yaparak da hem sizin hukuki İngilizcenizin gelişmesi hem de yabancı kaynaklar, yabancı kitaplar çerçevesinde dersi yürüterekten bu konuda da katkı sağlıyoruz ve bundan da taviz vermemeye çalışıyoruz bu dil meselesinde. Evet, şimdilik aklıma gelenler bunlar ama sorular olursa tabii ki gene bu çerçevede devam edip açabiliriz konuları diye düşünüyorum ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum ve inşallah güzel bir yıl olur diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Işıl Hocam. Bir böyle tanıtmak istediğim bir kişi daha var. Sonra da Ertan Hocamıza da söz vereceğim. Onunla çok vakit geçireceklerini tahmin ediyorum. Hande Hanım bizimle beraber. Şu anda da Hukuk Fakültesi Dekanlık Ofisi'nde
maskeli olarak tabii orada Sevtap Hanım'la beraber oldukları için. Hande Hanım ve Sevtap Hanım'la da çok uzun, hatta yani ayrılırken, fakülteyi bırakırken çok duygusal anlar yaşıyor öğrenciler. Çünkü gerçekten öğrencinin üzerinde çok emekleri olan kişiler. İdari ofisimiz Hande Kahraman ve Sevtap Erer. Şu anda Sevtap Hanım da herhalde tam karşıda masanın. Hande Hanım'la da tanıştırmak istedim öğrencilerimizi. Çünkü mesajlaştığınız veya işte fakültede bir sorununuzda geldiğiniz zaman onlara doğrudan ulaşacaksınız. Şimdiden tanıştıralım ki bu 4 sene boyunca dediğim gibi ayrılırken hani mezuniyet törenleri çok duygusal oluyor. Öğrencilerimizle geçirdiğimiz vaktin mutlaka öyle güzel bir anısı oluyor. Ayrılık asla değil, mezunlarımızla da tabii ki görüşmeye devam ediyoruz ama benim dikkat ettiğim kadarıyla Hande Hanım ve Sevtap Hanım'la daha da duygusallaşıyorlar. Çünkü çokça yanınızda olacaklar, destek olacaklar. Ben kendisini de takdim etmek istedim size. Hande Hanımcığım, siz de belki dekanlık adına bir şey söylemek istersiniz. Herkese merhabalar. Evet hocam, hepimiz öyle bir duygusal an yaşıyoruz mezuniyet törenlerimizde. Yani ihtiyacı olan bizimle ilgili her türlü maille olsun, telefonla olsun, işte dekanlıkta olsun her zaman buradayız. Her türlü sorunlarını çözmeye çalışacağız. Çok teşekkürler Hande Hanım. Sizi de böylece tanıştırmış olduk. Sevtap Hanım ve Hande Hanım dekanlık idari ofisindeler. Dekan yardımcımız Ertan Hocamız da bizimle, sağ olsun, kırmadı. Belki o da birkaç söz söylemek ister dekanlık adına. Merhabalar hocam, sayın hocalarım, sayın sevgili yeni arkadaşlar. Hocamız bu vesileyle söz vermiş oldu. Teşekkür ederim. Benim ekleyeceğim özel bir şey yok. Yalnız ilk başta bir küçük tavsiye vererek belki konuyu tamamlayabilirim. Mutlaka tüm öğrencilerimiz için yönetmelik, yönerge ve Sparks ve diğer sistemler üzerinden gelen bilgilendirmeleri okumalarını tavsiye ediyorum. Bu hayatın bir parçası haline gelmek zorunda. Bunu zaten mesleğinize başladıktan sonra bence %100 anlayacaksınız ama o zaman biraz geç olabilir. Daha erkenden, şimdiden içinde bulunduğumuz kurallar silsilesini, sizin de öğrenci statünüz itibariyle içinde bulunduğunuz kurallar silsilesini görmekte, okumakta, bunun farkında olmakta büyük fayda var. Bu nosyonu ne kadar erken edinirseniz hukukçu kimliği noktasında o kadar doygun, o kadar içini dolduracak nitelikte çalışmalara başlayabilir, bu çalışmalara imza atabilirsiniz. Dolayısıyla çok konuşacağız, çok şey yaşayacağız, öyle görünüyor. Ama şahsen ilk tavsiyem yönetmelikleri, yönergeleri ve sizlere gelen bilgilendirmeleri iyi takip ediniz, bunları iyi okuyunuz. Bunları okumak, bunları bilmek en başta sizin sorumluluğunuz ve işin öğrenci statüsünün gereğidir. Dolayısıyla bu konuda dikkat çekmek istedim. Çok teşekkürler Ertan Hocam. Ertan Hocamızla da ilk 3. sınıfta eğer bir seçimlik dersinde yanılmıyorsam medeni usul hukuku dersinde yine özel hukuk. Gerçi bunu tabii bu oturumda değil ama 4 sene boyunca belki şu soruyu sorduğunuz anlar olacak. Diğer fakültelerden farklı olarak bizim bölümlerimizin anlayışı daha iç içe geçmiştir. Yani mesela mühendislik fakültesinde bilgisayar mühendisliği bölümü vardır, inşaat mühendisliği bölümü vardır fakülte içerisinde. Bizde kamu hukuku ve özel hukuk çok temel bir ayrım olduğu için bölümlerin ismidir ama giderek de az önce hem Hasan Hoca'nın konuşmasına hem Işıl Hoca'nın konuşmasından hissetmişsinizdir. Bu ilişkiler yani kişi kişi ve devlet kişi arasındaki ilişkiler yani özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı da benim hocamın bir makalesindeki hatta makale başlığıydı silikleşmeye başlamıştır. Çünkü ilkeler günümüzde tabii gelişmeler karşısında yani hem sosyoekonomik hem teknolojik gelişmeler karşısında değişmeye, tekrar yorumlanmaya başlamıştır. Bunlar çok zevkli tartışmalardır arkadaşlar. Şu anda bu oturumun konusu değil. Ama 4 sene boyunca göreceksiniz ki bütün alanlar aslında birlikte çalışmaktadır hukuk fakültesinde. O yüzden formasyon tek. Özel hukuk formasyonu, kamu hukuku formasyonu yok. O konuda bir yanılgıya düşmeyin. Tek bir hukuk formasyonu var. Biz o akıl yürütmenin yani bitirdiğinizde mevzuatı hatırlamak veya işte yine belki sorularda gelir ama hukuk ezber mi? Asla değil. Hatta tam tersi ezber yeteneğiniz görebilecek varsa. Çünkü akıl yürütmeyi öğreteceğiz biz size. Bir problemin çözümünü öğreteceğiz. Bu elinizdeki materyal tabii mevzuat, içtihat bunlar olacak ama esasen bir hukukçu nasıl akıl yürütür buna çalışır. O yüzden formasyonumuz tek.
dersler bakımından geçiş son derece yüksek. O yüzden ayırarak çalışabileceğiniz dersler değil. Hepsi, zaten fakülte programında bunun üzerine inşa edilmiştir. Hepsi birer tuğla olarak, kitaplarınızı da öyle bazen siz tanımlarsınız sayfa sayılarından dolayı, ondan bahsetmiyorum. Gerçekten 4 senelik formasyonun sonunda o inşa edilecek binanın birer tuğlası olarak görün. Hiçbirini ihmal etmeyin. Her ihmal ettiğiniz ders diğer derste size açık verir. Bunu da belirterek ben sözlerimi tamamlayayım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli hocalarım, çok çok teşekkür ederim. Yıllar öncesine dönüp sizin öğrenciniz olmayı çok isterdim. 15 yıldır Kadir Has Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Hukuk fakültesi öğrencinin ışığı ya da nerede görseniz hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu, sizin söylemiş olduğunuz ilkeler doğrultusunda onlara o kadar geçmiş oluyor ki öğrencinin ismini bilmeden öğrencinin hangi fakültede olduğunu çok ayırt edebiliyoruz. Keşke sizin öğrenciniz olabilseydim, tüm samimiyetimi içimden geçirdim. Değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarım çok şanslı. Hem üniversitemiz hem sizler için de sizlerden eğitim aldıkları için de çok şanslı olduklarını da naçizane küçücük de olsa ben söylemek isterim. Bir sorumuz var hocam. Hukuk bölümü uluslararası alan çalışması çok mümkün bir bölüm değil. Klasik bir ünvanla Kadir Has Üniversitesi bana yurt dışında çalışma imkanı sunabilir mi acaba? Örnek vermek gerekirse savcı, hakim olmak gibi. Teşekkürler demiş Irmak. Ben cevap vereyim isterseniz. Evet hocam, ben de hani siz cevap verirsiniz. Tabii ki. Şimdi Irmak'a şöyle cevap vereyim. Yani bilakis hukuk fakültesi çok fazla tercih edilmiyor olabilir ama uluslararası örgütlerde çeşitli hukuk bölümleri var. Oralarda elbette ki çalışabilirsiniz örgütlerde. Ama elbette ki bir başka ülkede hakim ve savcı olamazsınız. Yani ona göre de gerekli mevzuat var. Yani Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında dahi bu konuda kısıtlamalar var. Yani siz Türkiye'deki bir hukuk fakültesinden mezunsanız Türkiye'de ancak hakim ve savcı olabilirsiniz. Gidip de Fransa'da veya İngiltere'de hakimlik mesleğine girmeniz pek mümkün değil. Yani bu konuda uluslararasılaşıyor hukuk derken bu tarz mesleklerde ulusal mevzuat ve ulusal mevzuatın getirmiş olduğu kısıtlamalar söz konusu. Ama ben söylerken uluslararası alanda çalışmak mümkün derken burada uluslararası örgütleri kastettim. Özellikle de insan hakları ile ilgilenen örgütler ya da Birleşmiş Milletler'in her alanı olabilir. Bu çevreyle ilgili olabilir. Hatta Avrupa Konseyi'nin yaban hayatın korunmasıyla da ilgili çok önemli bölümleri var. Buralarda her zaman için hukukçular için iş imkanları elbette söz konusu. Ama ulusal mevzuatın birebir uygulandığı alanlarda elbette bunu uluslararası bir iş gibi ya da Kadir Has Üniversitesi'nin size Fransa'da Asli Hukuk Mahkemesi hakimliği sunabilmesini şimdiden düşünmeyin bence. Böyle bir olanak hiçbir üniversitede yok, hiçbir devlette de yok. Yani bir Fransa'daki hukuk fakültesinden mezun bir arkadaş da, bir çocuk da, bir öğrenci de gidip İngiltere'de bir mahkemede hakim olarak işe başlayamaz. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani her mesleği kendi sınırları içinde değerlendirmek lazım. Aynı şekilde mesela bir Fransız hukukçusu veya bir İngiliz hukukçusu Türkiye'de gelip yargıçlık yapamaz. Aynı şey yani. Evet, görüyorum ben de soruları. Erasmus'u peki, tavsiye hocam. Ediyor musunuz diyor Binnaz Hanım. Müsaadenizle ona da cevap vereyim. Ben Erasmus'u çok tavsiye ediyorum. Hukukta Erasmus'u gerçekten çok tavsiye ediyorum. Yani bu biraz önce söylediğim konuyla veya Hasan Hocam'ın da söylediği gibi hani bir başka yabancı İngiliz'e gelip bizde veya Fransa'ya gelip yargıçlık yapamaz meselesinden farklı bir şey. Ama gittiğiniz zaman orada da farklı bir hukuk görürsünüz, farklı hukuk dersleri görürsünüz ve bence hukuk kariyerinizde çok önemli katkısı olur. Ben zaten hukukta mesela bitirdikten sonra yüksek lisans çalışması yapmak isteyen arkadaşlar için de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne tavsiye ediyorum ki oradaki hukuk düzeninin bizimkiyle bir alakası yok. Ama perspektif açısından hukuku öğrenmek ve uygulamak açısından bunlar çok önemli. Ve dediğim gibi yani uluslararası faktörünü her yerde mümkün olduğu kadar kullanmak lazım. Burada başka bir soruya da cevap vermiş oldum. Yüksek lisansı yurt dışında yapmak bize ne gibi faydalar sağlar şeklinde. Bunu da o şekilde anlamak lazım. Teşekkür ederim. Kadir şöyle soruyor hocam. QAT sınavı ile İngiltere'de dosya avukatı olarak akredite olabiliyoruz diye biliyorum. Bu konuda detay ve bilgi rica ediyor öğrencimiz.
Bununla ilgili şunu, yani Işıl Hocam ve Hasan Hocam'ın sorusu, yani daha doğrusu cevabı, farkındaysanız hakimlik, savcılık, yani daha kamusal. Şimdi avukatlık başka bir soru. Bir de şöyle özetleyelim. Hocamız, Işıl Hocamız tevazu göstererek aslında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı görevini belki verirsem gerekse, hani hakim de, yani o kadar üst düzey bir hakim de fakültesinden mezun olarak da biliyorsunuz ama kariyer sizde bitiyor arkadaşlar. Yani hukuk fakültesi, daha doğrusu her fakülte adı üzerinde fakülte, fakültetif, yani artık otokontrolün en üst düzeyde olduğu yerlerdir. Eğer siz mesleğinizi fakültedeki eğitiminizden başlayarak ciddiye alırsanız, çalışırsanız, araştırmalarınızı yaparsanız, daha sonra neler yapabileceğinizi hedeflerseniz, bizler de size her türlü yol gösterme adına bugünden itibaren zaten yanınızda oluruz. O zaman kariyerinizde çok çok, yani hayal bile edemeyeceğiniz yerlere gelirsiniz adım adım. Bu size bağlı bir şey her şeyden önce. Ha, çok iyi bir fakültedesiniz çünkü yönlendirme açısından özellikle uluslararası alanda çalışmış, karşılaşmalı hukuk dediğimiz alanı da son derece çalışma yöntemi olarak benimseyen hocaların olduğu bir fakültedesiniz. Bu sizin tabii özel bir şansınız Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak. Avukatlık mesleği açısından da işte bitirdikten sonra, bu İngiltere'ye has bir şey değil, Kadir'in sorusuna önce cevap vereyim. Siz Fransa'da avukatlık yaparsınız veya Almanya'da avukatlık yapabilirsiniz ama oranın şartlarını, her ülkenin farklı farklı şartları var. İşte az önce Kadir'in söylediği, İngiltere'de işte bununla ilgili böyle bir, tabii İngiltere'deki hukuk sisteminin de farklı olduğuna da dikkat çekeyim. Ama siz gerekli onların kendi mevzuatında, az önce Işıl Hoca'nın söylediği gibi, kendi mevzuatındaki mesela baro sınavları vesaire, bunları geçip New York Barosu'na kayıtlı da, Paris Barosu'na kayıtlı da, yani birçok Türk avukat vardır. Ve yani üniversiteyi de Türkiye'de okuyup oraya sonradan gitmiş de çok kişi vardır. Bu alanlar tamamen sizin yani kendinizi geliştirmenize, doğru bir yol çizmenize bağlıdır. O yüzden sınırlar o anlamda hukuk fakültesi öğrencisine kapalı değil. Ama çok iyi planlama yapmanız, çok çok iyi çalışmanız, doğru şekilde ilerlemeniz gerekir. Bunlar kolay kariyerler değil, otomatik gelen kariyerler değil. Ama şanslısınız, gerçekten bu tip kariyerlerde ne gibi yollar izlenmiştir, nasıl adımlar atılmıştır, bunları çok iyi bilen, size de bu konuda destek olabilecek hocalarla beraber olacaksınız Kadir Has Üniversitesi'nde. Bunu söyleyebilirim. Ama ülkelerin mevzuatına tabisiniz tabii. Yani bir ülkede hukuk mesleğini icra etmek için nasıl Türkiye'deki mevzuata tabisiniz, başka bir ülkeye çıktığınızda da aynı şey geçerli. Ama çok örnek var. Türk avukat çok. O anlamda öyle bir cevap vereyim Kadir Çiçek'in sorusuna. Yan dal ve çap yapmayı öneriyor musunuz hocam diye soruyor Sümeyra Erdoğan. Buna da çok kısa ve net cevap vereyim. Kesinlikle öneriyorum. Ama bilinçli bir şekilde yapılmasını öneriyorum. Ne gibi mesela, hukuk yaşamın her yerinde dedik. Hangi alana doğru gideceksiniz? Mesela diplomasiye doğru bir ilginiz varsa, az önce Işıl Hoca'nın anlattığı gibi bir ilginiz varsa, mesela iktisadi idari bilimlerde bir yan dal veya çift ana dal, böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela belki ceza hukuk alanında ilerlemek istiyorsunuz. Yani hukukun her alanında insan psikolojisi çok önemli ama mesela kriminolojiye de özel bir ilginiz var. Belki psikoloji o konuda size bir çift ana dalda. Ya da siz bilişim hukuku. Bakın bu mesela, yani Kadir Has Üniversitesi'nin bir özelliği, çift ana dal ve yan dal programları kendi şartlarını, tabii yani mevzuatın getirdiği şartları taşımanızla beraber hani sınırlanmamıştır. Yani hukuk öğrencisi mühendislikte de çift ana dal yapabilir, tersi de geçer. Mesela siz bilişim hukuk alanında çalışmak istiyorsunuz, yönetim bilişim sistemlerine ilgi duyuyorsunuz, şartları da taşıyorsunuz, orada çift ana dal programına başvurabilirsiniz ve kabul de alabilirsin. O yüzden kendinizi sınırlamayın. Hukuk zaten göreceksiniz, hemen daha ilk dersler başladığı andan itibaren çok daha iyi anlayacaksınız. İlgi alanınız ortaya çıktıktan sonra yine bizlere tabii danışarak, beraberce hani kafanızda soru işaretleri varsa onları biz de yine cevaplamaya çalışırız. Ama tabii ki tavsiye ediyoruz çünkü artık bilgi çağındayız. Ne kadar hani yetkinliğinizi arttırırsanız sizin için gelecekte o kadar iyi. Çift ana dal ve yan dal programları da zaten tam da bunun için yaratılmış programlar. Elbette tavsiye ediyoruz. Doğru seçimi yapmanız sadece önemli. Ona dikkat edin. Son olarak sevgili hocam, hukuk derslerimizi İngilizce mi göreceğiz veya hangi derslerin İngilizce olacak şeklinde Arya Güç sormuş hocam.
Hukuk dersleri bizim, yani Türkiye'deki bütün hukuk fakülteleri için, İngilizce eğitim verdiğini gördüğünüz bütün hukuk fakülteleri için geçerli, %30 ağırlıklıdır. Bu derslerle ilgili bütün detaylı bilgilere zaten hani burada sıralamaya pek gerek yok. Hepsi zaten bizim derslerimizde ve filabuslarda çok detaylı bir şekilde yazıyor. Az önce Işıl hocamız kendi dersine örnek verdi. Mesela International, Introduction to Roman Law gibi birçok dersimiz var. O açıdan %30 seçimlik derslerimiz var. Bir de tabii çekirdek programa başladığınız için siz, çekirdek programın kendisi tamamen hukuk dersleri değil onlar ama bizim açımızda önemli çünkü size müthiş bir kültürel, entelektüel bir altyapı hazırlıyor. İyi hukukçu, iyi bir entelektüel aynı zamanda. Yani o da hiç şaşmaz o. Ona dikkat edin. Bu derslerin de hepsi İngilizce. O yüzden bizden mezun bir öğrencinin İngilizce problemi, zaten hazırlık sınıfı da okuyacak olanlar için de göreceksiniz. Çok da iyi bir yabancı dil eğitimi var. Yani mezun olduğunuzda eğer varsa bir İngilizce problemi başında, mezun olduğunuzda o kalmıyor. Kalmayacak. Çok kuvvetli bir İngilizce ağırlığı olan fakülte burası, çekirdek programda da birleşince. Ama dersler %30'dur. Geri kalan %70 Türkçedir. Bu bilgilendirmeyi de yapayım ama zaten bildiğiniz bir şey diye tahmin ediyorum. Sayın hocalarıma da tekrar çok teşekkür ediyorum. Kadir Has ailesine hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Umarım hepinizle birlikte çok güzel vakit geçiririz. Hasan hocam, Işıl hocam, Ertan hocam, Hande Hanım, Hande Kan hocam, hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hepinize. Tekrar hoş geldiniz. Thank you.